15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti bir darbe teşebbüsü yaşadı. Başarıya ulaşmadı. Milletin bu darbe teşebbüsüne karşı dimdik ayakta durması darbenin başarıya ulaşmasının önündeki en büyük engel olmuştur. Şu ortaya çıkmıştır ki demokrasilerde en büyük güç tank değil, tankın üstüne çıkan insandır. Demokrasiye millet sahip çıktığı sürece buna kastetmek isteyen hiçbir grup, hiçbir organizasyon, hiçbir örgüt başarılı olamayacaktır. Bu sınavdan milletimiz başarıyla çıkmıştır. Laiklik ayakta kalmaz ise inanın cumhuriyette kalmaz. Cumhuriyetin kurucu değerlerinden sapmanın çok büyük tehlikeli sonuçları olacaktır. Ve bu darbe teşebbüsü nedeniyle ortaya çıkan gerçek, cumhuriyetin kurucu değerlerine bütün toplumun, bütün milletin sımsıkı sarılması gerektiğidir. Alevi inancına sahip kardeşlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine sımsıkı sarılmış, bu cumhuriyeti ayakta tutan birçok toplum kesimi gibi önemli bir toplum kesimidir. Buna yürekten inanıyorum, bunu yürekten ifade ediyorum. Belirtmiş olduğunuz Alevi inancına sahip kardeşlerimizin sorunları sadece bir siyasi partinin sorunları olmamalıdır. Bunlar bu parlamentoyu oluşturan bütün siyasi partilerin, bütün hükümetlerin sorunu olmak zorundadır. Bu sorunları çözmek hepimizin ortak görevidir. Darbe teşebbüsü sonrasında güzel bir tablo ortaya çıktı. Darbeye karşı bütün siyasi partiler dimdik ayakta durdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi dimdik ayakta durdu. Arzu ederim ki bu beraberlik toplumun diğer sorunlarını, demokrasimizin diğer sorunlarını, bu çerçevede Alevi kardeşlerimizin sorunlarını çözmede de ortaya çıksın, ortaya konulsun. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymak bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin görevidir. Laik devlet vatandaşın inancına karışmaz. Laik devlette neresinin ibadethane olacağına devlet karar vermez. O inancın mensupları karar verir. Alevi gençlerimiz birçok sınavda maalesef o sınavı geçememişlerdir. Birçok sınavı ben biliyorum, bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi plan ve birçok komisyonu görüşmelerinde, genel kurul görüşmelerinde sadece ben değil birçok milletvekilimiz dile getirmiştir. Bunlar sona ermeli. Kamu yönetimi, kamu personel sınav sistemi eşit bir şekilde çalışmalıdır. Başarılı olan herkesin önü açık olmalıdır. Liyakat esas olmalıdır. Biz kamu yönetimine girerken memuriyet yıllarımızda Türkiye'de sistem böyleydi. Bu sistem sonra bozuldu. Süratle buradan dönmek ve bu sorunu da hep birlikte çözmek zorundayız. İnşallah önümüzdeki süreç bu sorunları çözmede tüm siyasi partileri, hükümeti bir araya getirir. Bu arzuyla hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum.